Aksu TV Merkez stüdyolarından gerek ekranları başında bizleri takip eden, gerekse sosyal medya hesapları üzerinden bizleri takip eden tüm izleyicilerimize gündem özel programından mutlu akşamlar efendim. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihaz Sezal, ülke ve Kahramanmaraş gündeminin ele alındığı Aksu TV ekranlarında gündem özelin canlı yayın konuğu oldu. Yine inşallah milletimizin takdiriyle dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına inşallah hızlı bir şekilde gireceğiz. Milletvekili Sezal burada altılı masa görüşmelerini değerlendirerek tamamen bir dağınıklık söz konusu dedi. Bugün geldiğimiz noktada şöyle bir durum oluştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Kılıçdaroğlu'nu ortaya sürmesiyle İyi Parti'den bir öteleme geldi. Evet. Ki bunu her fırsatta Sayın Ağıralioğlu çıkıp konuşuyor. Yani bizim için uygun aday Kılıçdaroğlu değil demeye getiriyor. Sayın Akşener önce İmamoğlu üzerinden bir hareket yaptı. Arkasından İmamoğlu bir takım sıkıntılar yaşayınca kamuoyu nezdinde Mansur Yavaş sarılmaya çalıştı. Bu sefer HDP kanadı dedi ki ya Mansur Yavaş bizim ona oy vermemiz mümkün değil. Ben de en başından diyorum ki bu masanın tek başına bir aday çıkarma şansı yok. Bunu da görüyoruz. Şimdi Kılıçdaroğlu kendine göre bir şeyler söylüyor. İşte şu yani bir soru işareti oluşturuyor adayla ilgili. Bir yandan da yaptığı açıklamalarda ve kullandığı tweetlerde sanki kendi adaymış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Buna altılı masanın bir kısmı zaten itiraz ediyor. HDP faktörü Mansur Yavaş'ta hareket etmeyeceğini söylüyor. Kılıçdaroğlu olmadan Millet İttifakı'nın CHP tarafından baktığınızda ortadan ikiye bölüneceği çok açık ve net belli görünüyor. Diğer küçük oy oranına sahip partilerin hiç sesi çıkmıyor. Şimdi bazı partiler kendilerine göre reklamlar yapmaya başladı ulusal basında. Tamamen bir dağınıklık söz konusu. Milletvekili Sezal son olarak ülke ekonomisindeki son gelişmeleri ve hükümetin bu noktada yapacağı hamlelere dikkat çekti. Şimdi enflasyon gibi bir gerçek var. Enflasyonu çok hızlı bir şekilde düşürme şansınız yok. Milleti korumak adına yani vatandaşımızın alım gücünü korumak adına enflasyon karşısında vatandaşımızın fiyatları sabit tutmaya çalışarak vatandaşımızın alım gücünü yukarı çıkarmanız lazım. Biz bu hamleleri yapıyoruz. Ocak ayından itibaren de inşallah erken yaşta emeklilik gelecek. Yani bunların hepsi vatandaşımıza bir can suyu olacak. Bir yandan yatırımlar devam ediyor, bir yandan asgari ücret artışı devam edecek, bir yandan ihracatta büyümemiz devam ediyor. Yine dünyada en çok büyüyen ekonomilerden birisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisi. Cumhurbaşkanımızın hep söylediği yeni yatırımların varlığı, üretimin artışı, İhracatın artışı, ücretlerin artışı, bunların tamamı uzun vadede Türkiye'yi belirleyici noktaya getirecek. Savunma sanayindeki üretimlerin ve satışların sonuçları, yerli otomobilimizin üretilmesi, satışlarının sonuçları, çıkardığımız doğalgazın 2026'ya evet, kadar yansımaları, 2023 yılı içerisinde bunun kullanımı inşallah başlayacak. 2026 yılında tüm Türkiye'deki evlerin kullandığı doğalgazı sağlayacak noktaya gelen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Dışa bağımlılık azalacak. Eğer Rusya ile olan konuşmalarımız gerçekleşirse, Türkiye'yi bir doğalgaz dağıtım noktası haline getirebilirsek Avrupa'da çok ciddi kazançlarımız olacak.